Merhabalar sevgili Lego severler, çok Legocu kanalına hoş geldiniz. Bugün X-Men x mansion setin e, resimleri paylaşıldı Lego tarafından arkadaşlar. E, tabii birkaç günden beri e, Instagram'da e, leak resimler e, bulunuyordu, ama bugün ofisial e, Lego resimleri paylaşıldı. Bu ee, enteresan minifigürler, enteresan bir set olduğu için e, hemen bir resimlere göz atmak istedim arkadaşlar. Bugün e, hem detaylı resimlere bir bakacağız. Çünkü bütün detaylı resimler paylaşıldı. Hem bütün e, minifigürlere bakacağız. Hangisi yeni, hangisi e, özel, hangisi eksosif. Onlara bakacağız. E, bir de e, şu andaki piyasadaki mavi setleriyle bina setleriyle bir karşılaştırma yapacağız. Fiyat karşılaştırması yapacağız. Bir detaylı bir bakalım diyorum. Kasım ayında çıkacak arkadaşlar. Epey merak merakla beklediğim bir set oldu. İlk resimler benim epey hoşuma gitti arkadaşlar. 330 euro'luk bir set olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak iki tarafta kapalı olması beni epey şaşırttı. Yani bu normal değil bir Lego seti için. O benim epey hoşuma gitti. 76294 numaralı setimiz arkadaşlar. Şu anda ilk 3 ayda Lego eksüzif olarak satılacak. Daha sonra her yere gelir mi? Şu anda daha bir bilgi e, yok. E, evin kalınlığı e, hoşuma gitti ama gördüğünüz e, göreceğiniz gibi birazdan e, göstereceğim arkadaşlar. Modular binalarla bir bağlantı, teknik bağlantı e, şeyleri olacak. O benim epey enteresan e, hoşuma gitti. Biraz renkler beni şaşırttı yani biraz daha şey ama onu da Orijinal e, X-Men e, animasyon filminden bildiğiniz gibi e, bu şey. Orijinal resimleriyle de bir e, karşılaştırma yapacağız. Yani resimler de ellende olsa epey e, şey e, yapacağız arkadaşlar. Epey incelemiş olacağız. Yine e, kartonumuzun arkasında e, tabi epey detaylar e, gözüküyor. Onlara detaylı da bakacağız arkadaşlar. İlk baştan binamızın iki katlı olması hoş. E, binalar modüler binalarla bir bakarsak ama epey küçük gözüküyor çünkü şuradan kalınlıktan bakarsak arkadaşlar yarım e, şey e, duruyor. Ama her binanın kapalı olması yani her katın her odanın kapalı olması yine e, epey e, taş tabi e, harcanmış e, bulunuyor. E, şurada gördüğünüz gibi şu, daha sonraki resimlerde e, göstereceğim şu duvarları da değiştirme imkanımız var o da güzel X-Men'in e, antrenman e, şeyi oldu şurada e, gördüğünüz gibi e, Mr. X'in e, Profesör X'in laboratuvarı e, duruyor bir tane MRT e, makinesi e, var arkadaşlar Epey enteresan gibi e, duruyor. Şurada gördüğünüz gibi. E, yani e, detaylı her odaya bir detay e, yapmışlar. O benim özellikle hoşuma gitti. E, burada e, resimde epey 30'a yakın e, şey oluyor arkadaşlar. E, e, Stike oluyor. Onu e, da gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi epey stikeller kullanılmış. Yani çoğu gimnikleri stikerlerle şey yapmışlar. 10 tane mini figürümüz var ama burada monitorda da gördüğünüz gibi arkadaşlar Dr. Hank McCoy şey yani Aka Beast'in şey mini figürü olsaymış epey güzel olurdu. Onu sırf resimle göstermeleri biraz üzücü olmuş ama yine de ee, güzel görüyorum arkadaşlar. Daha sonra böyle görüyorsunuz bu kartonun arka tarafında da e, şey gösteriyorlar. Bir yatak e, odası. E, X-Men için o, o da e, güzel bir detaylı e, yapılmış. Benim şahsen hoşuma e, gitti. Ee, mini figürlere e, tabii ki detaylı e, bakacağımız için onlarda şey ama burada şöyle bir göstermiş olayım arkadaşlar. Şu e, duvarlar değiştiğini gördüğünüz gibi e, X-Men mesela önce bir e, şu e, lezerlere karşı, daha sonra bombalara karşı ve şu şeylere karşı şu e, e, şey yapacağını gösteriyor. O da güzel bir detay bence, İyi bir fikir. Ama e, gördüğünüz gibi odalar Hepsi e, şey burada Profesör X'in e, şeyi odalarda hepsi dop dolu e, şeyler var. Önce bir mini figürlere bir bakalım arkadaşlar. E, Gambit ile başlayalım. İlk defa Lego'dan bir mini figürlen e, çıkıyor ama tam çıkmış. Yani çık e, gerçekten harika bir mini figür yapılmış. Evet e, kollarında print yok ama bacakları printi şey çok güzel yani kafası e, gerçekten e, benim şahsen çok çok hoşuma gitti epey e, merak ediyorum Profesör x de arkadaşlar bir mini figür olarak ilk defa çıkıyor yani e, ilk defa mini figür olarak e, ilk üç e, figürümüzde iki tane bulunması e, tabi otomatikmen de ilk defa çıktığı için de eksi Şükür oluyor arkadaşlar. Magneto'yu gördüğünüz gibi yeni bir versiyonu çıkmış ama bu da şaka maka 2017'den beri ilk defa bir şeyle, helmetle gelmesi benim hoşuma gitti. Çeşitli Magneto setlerimiz vardı geçen senelerde çıkmış olan ama bu helmetli versiyonu 2017'de en son çıkmıştı. Şimdi yine bir helmetli versiyonu çıkması o benim hoşuma gitti arkadaşlar ama e, bu e, şeye de zaten bu da e, e, şart olarak görüyorum zaten helmetli olması ve şu e, pelerini de arkadaşlar plastik şey olarak görüyorum yani şey değil e, bezden değil o da e, epey merak ettiğim e, şey yani daha sonraki mini figürlerimiz öncelikle Storm arkadaşlar yeni e, şeylen, yeni versiyonlan. Gördüğünüz gibi e, şeyin e, yeni bir e, ne diyorlar buna e, yeni bir yelek mi diyeyim e, olması. Güzel bacaklarında print yok ama gerçekten güzel yapılmış. Dediğim gibi yeni bir e, versiyonu. Daha sonra Bishop arkadaşlar o da e, mini figür olarak ilk defa çıkıyor. Yani e, otomatikmen tabi eksuziv olması ve direktmen böyle güzel iyi bir şekilde olması yine harika arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üçüncü ve hemen ardından e, Iceman'i de gördüğünüz gibi ve o da ilk defa bir mini figür olarak çıkıyor. Yani Dördüncü mini figürümüz arkadaşlar. İlk defa karakterin mini figürü de çıkması tabi özellikle hoşuma gitti. Bacak print, şey, e, torsu gerçekten harika, e, güzel yapmışlar arkadaşlar. Daha sonra Cyclops'umuz var arkadaşlar. İlk defa Cyclops'umuz e, şeyde bacaklarında printli o da hoşuma gitti. Yani ekskluzif bir e, yeni versiyonu. Ama e, bacağındaki print olması da ilk defa e, çıkıyor. E, Wolverine ve Rogue arkadaşlar sizlere incelemesini yaptığım e, X-Jet e, setindekiyle birebir aynısı. Yani yeni bir versiyonu değil. Birebir aynısı figürler. E, gerçi burada fazla değiştirecek bir şey de e, görmüyorum arkadaşlar. Onun e, bu şekilde olması e, hiç şikayetim yok. Ama gördüğünüz gibi ekskluzif figürler epey epey e, fazlalıkla var. Ve arkadaşlar, e, Jean Grey bu ilk defa bir mini figür olarak çıkmıyor. Şimdi neue yeni versiyon dememiz gerekecek çünkü e, daha evvel Comic Con versiyonu çıkmıştı. Ve şu anda o Comic Con figürü şu anda fiyatı biçilmez yani. Bilmiyorum kaç euro olduğunu bakmadım arkadaşlar. Ve ilk defa bir sette de figür çıkması benim çok hoşuma gitti. 2012'den beri Comic Con eksüzif bir figür. Yani <laughs> bu sette çıkması gerçekten figürler konusundan çok çok mutlu olduğum bir set arkadaşlar. Kusura bakmayın hemen <laughs> resimleri görür görmez hemen paylaşmak istedim arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyi de hazırlamışlar. Sentineli. O da gayet hoş yani buildable figürler gibi yapılmış ama boyunu tına bakarsak epey küçük şu bildi bil figürlerde arkadaşlar suratı daima print oluyor ama burada yapışkan olma ihtimali epey büyük gibi duruyor yani eğer bu print olursa gerçekten güzel bir eksüzif bir şeyi olarak görüyorum. Daha sonra arkadaşlar birkaç tane Lego'nun paylaştığı resimleri. Onları çabuk geçmek istiyorum. Çünkü daha epey anlatacağım şeyler var. Şimdi minifigürlere epey e şurada gerçekten yani güzel detaylı şeyler yapmışlar. O benim epey hoşuma gitti. Burayı Evet yine aynı şurada danger e, şeye giriyoruz e, tabi e, animasyon filmdeki gibi e, basket e, korbu ve danger alma e, geçebilme imkanımız var Bu resimli daha önce de yapmıştık bakmıştık arkadaşlar o epey e, güzel Bunlar yine aynı resimler tekrar Evet ve şimdi orijinal e, animasyon filmdeki versiyonuna bir bakalım arkadaşlar. Orada gerçekten e, şöyle bir bakarsak yine tekrar arkadaşlar bir bakarsak e, tabi renkler epey e, değişik olmuş ama bence e, Lego seti olarak gayet e, şeyleri camlara bakarsak epey memnunum aslında yani güzel e, benzetmişler görüyorsunuz tekrar. Yine göstereyim arkadaşlar orijinal versiyonuyla. Şu versiyonu. Sizin fikirlerinizi burada e, merak etmiyor değilim. E, or, e, orada sizin e, görüşlerinizi de e, epey merak ediyorum. Yani bu epey e, güzel e, benzetmişler diye görüyorum arkadaşlar. O benim çok hoşuma e, gitti. E, büyük bir ihtimal incelemesini tam olarak yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar ama ee, şey olarak e, epey fark e, var arkadaşlar. Şimdi e, biliyorsunuz burada şimdi şu andaki piyasada bulunan e, mavi binaları diyeyim. Daily e, Bugle'miz var. E, Sanctum Sanctorum e, var. Avengers e, Tower'ımız var. Bir de eee x mention. Şimdi burada bir karşılaştırma mecburen bir yapalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Euro fiyatlarıyla e, şey e, e, öncelikle en yakın tabi Daily Bugle'a benziyor arkadaşlar. Fiyat olarak en yakın. Şimdi bu 300 euroydu ilk çıktığında biliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra 350 Euro'ya zam çıktı. E, zam geldi. e Fiyatı ne yazık ki yükselmişti. Burada sırf 20 Euro fark var arkadaşlar. Boyut olarak bir farkı e, görmenizi önemli şey yaparım. Yani ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Farkı e, epey şaşırtıyor beni yani. Şimdi bu resim ne kadar e, şey olduğunu da tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla e, şey olması lazım ve orada e, boyut epey küçük e, duruyor arkadaşlar. E, şimdi Daily Google'da da 3.772 parça vardı, 25 tane mini figürümüz vardı. E Tabii ki kalınlık olarak e, şey epey e, daha e, küçük ama yüksekliğe bakarsak epey fark e, var arkadaşlar. 2021'den 2024'de de arada e, 3 sene e, fark var arkadaşlar. Sanctum Sanctorum ile karşılaştırırsak 250 euro bu da 200 euroya çıkmıştı. 2708 parçadan oluşuyordu. O da 2022'de çıkmıştı arkadaşlar. Şimdi burada şeye senelere göre bölünmüş. 2021, 2022, 2023, 2024. Avengers, evet, tava 5200 parçaydı 500 euroydu ama aradaki devasa farkı e, görüyorsunuz 31 tane mini figür vardı burada 10 tane mini figür var yani o konuda epey epey e, fark var arkadaşlar yani e, bu kadar küçük olması beni biraz e, rahatsız ediyor Ben ebatları tekrar bir e, şöyle bakayım bir arkadaşlar. Şurada ebatları yazıyordu. Bir saniye. Evet kartonda yazıyordu fakat ne yazık ki şu anda okuyamıyorum arkadaşlar. Ama ebatları epey farklı diye görüyorum. Daily Bugle'ın kartonda şimdi bakarsak şöyle bu şekilde de Kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk haftada arkadaşlar e, Lego store'larda Almanya için geçerli bu e, bazı ülkelerde geçerli. Ne yazık ki Türkiye'deki Lego store vermiyor arkadaşlar. E, bildiğim kadarıyla sertifikalı Lego store'lara da dağıtılıyor ama onları herhalde bilmiyorum ama e, tahmin ediyorum. Store Türkiye ayrı ten değişik mi satıyor artık ne yapıyorsa bilmiyorum ama böyle bir e, özel bir e, seti e, çıkacaktı 153 parçalı Ne yazık ki bu Türkiye'de çıkmayacak ve büyük bir ihtimal çok çok az sınırlı olacak O yüzden de fiyatı da epey yüksek olacağını tahmin ediyorum Arkadaşlar ben epey e, beğendim diyebilirim. Boyut biraz küçük geldi bana ama taş sayısından e, şey olarak bir son şey olarak dersek epey hoşuma gitti set. Fiyat Elbette çok yüksek. Şöyle 250 euro olsaymış eğer Sanctum Sanctorum'la tekrar Deminki resimle karşılaştırdığımızda arkadaşlar e, tabii ki e, Sanctum Sanctorum şu boyda arkadaşlar. iki tane şey e, boyunda. E, e, biraz daha uzun ama onun yerine aradaki şeyi deminki resimlerde de görmüştünüz. Ama ben yine de e, set olarak epey memnunum. Fiyat olarak memnun olmayacağım zaten belliydi. Artı arkadaşlar iki tane Marvel e, League setleri daha e, paylaşıldı. E, Lego olarak ofisel e, paylaşmadığı için ben göstermek istemedim arkadaşlar. E, o Marvel işareti e, seti bir tane de e, bir e, Leipzig'deki havalimanındaki e, sahnenin e, seti e, çıkacak. Onların, onların da orijinal resimleri paylaşıldığında ben de sizlere özel bir video hazırlayabilirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Rego ile kalın arkadaşlar. Ha bir de böyle resimli şeyleri videoların beğeniyor musunuz? Onu da merak etmiyorum değilim. Onu da yazarsanız sevinirim. Güle güle arkadaşlar.